Assalomu alaykum. Darsimiz qatnashuvchilari Hypermail dasturi bo'yicha onlayn darslarimizni davom ettiramiz. Bugun ikkinchi darsimiz. Bugun Hypermail dasturida Project Assistant funksiyasi haqida suhbatlashamiz. Ya'ni Project Assistant bizga nimaga kerak bo'ladi Hypermail dasturida? Umuman olganda Project Assistant funksiyasi bizda Hypermail dasturida yangi Abrabotika işini boshlash uchun juda kerakli funksiya hisoblanadi. Unda bizda detallı va zagotovkamizni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi va Project Assistant yordamida detal zagotovkalarimizni aniqlab olishimiz uchun kerak bo'ladi. Bundan tashqari detallı nol nuqtasi, uni koordinat to'qi, mashinaning nol nuqtasi, detalning materiali va shunga o'xshash parametrlarını aniqlab olish uchun kerak bo'ladigan Project Assistant funksiyasi hisoblaniladi. Bu demak bugungi o'tadigan darsimiz demak shu funksiyalarni va shu detalimizni va proyektimizni, programmamizni xususiyatlarini aniqlab olish uchun ishlatiladi. Bu bitta usuli. Keyingi darslarimizda demak boshqa usullarini ham ko'rib o'tamiz shunday qilinadigan vazifalarni. Demak bugun ko'radigan narsalarimiz birinchi navbatda demak bu darsdan keyin biz nimalarni tushunamiz? Birinchi navbatda demak model nimaligini va protsess haqida, ya'ni Fraser'ning Tokarnisi protsessi haqida tushunchaga ega bo'lamiz va demak detalimiz haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Keyingisi stop deyiladi, ya'ni detalimizda demak xomashyo haqida ma'lumot olamiz. Demak xomashyo nimaligini va Hypermail dasturida xomashyoni qanday qilib aniqlash kerakligini bir nechta turlarini ko'ramiz va keyingisida work zero point, ya'ni programmani nol nuqtasini aniqlash, ya'ni programma shunga qarab turib kod yozishini va shu nol nuqtani aniqlashni o'rganib olamiz va so'ngisida machine zero point, ya'ni mashinaning, ya'ni frezerni takarni o'zini nol nuqtasi nimaligi haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Demak birinchi navbatda model, ya'ni work piece bu yerda ko'rishimiz mumkin shu detalimiz. Bu demak bizada уже tayyor detal, demak обработкадан keyin demak hosil bo'lingan detal, demak shu HTML dasturida hosil qilingan demak work piece, ya'ni model. Bu yerda 3D modelni ko'rishimiz mumkin, ya'ni shu abrabotkadan keyin hosil bo'lgan model. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa stok, ya'ni zagotovka. Demak shu abrabotkadan oldingi bo'lgan holati bu yerda demak hozir bizada demak to'rt burchak holatda demak abrabotkadan keyin demak bizada tayyor detal hosil bo'ladi. Demak zagotovkamiz, stokimiz bizada har xil shaklda bo'lishi mumkin. Demak bu yerda to'rtburchak shaklda, ya'ni prizma shaklida yoki u bizada bo'lishi mumkin, silindr shaklda bo'lishi mumkin va hokazo. Ularni hammasini ko'rib boramiz. Endi keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa demak referens nuqtalar. Demak bizada asosan demak ish jarayonimizda ikkita referens nuqta bo'ladi, ya'ni part zero point, ya'ni detalimizni nol nuqtasi, ya'ni programmani boshlanish nol nuqtasi. Masalan uchun misolda ko'rishimiz mumkin, demak shu prizmatik elementimizda nol nuqta demak bu yoqda joylashgan. Demak har bir koordinatda shu nol nuqtaga nisbatan mana detal shu nol nuqtaga nisbatan programma yoziladi. Bu nol nuqta har doim operator tomonidan, ya'ni programmist, ya'ni shu programmani yozuvchi tomonidan demak aniqlab olinadi har doim programma yozilayotganda. Hozir bu yerda ko'rishimiz mumkin nol nuqta bu yoqda joylashgan, uni xohlasa markazga joylashtirishimiz mumkin yoki bu qirraga yoki bu qirraga joylashtirishimiz mumkin. Demak shu Project Assistant yordamida shu nol nuqtani aniqlashni har xil usullarini demak Hypermail dasturida ko'ramiz. Yana bilishimiz kerak ikkinchi referens nuqta bu mashinaning o'zining nol nuqtasi. Masalan bizda mana mashina bor, bizda ishchi stol bor, mana bu yerda mashinaning nol nuqtasi joylashgan. Mashinaning nol nuqtasi bu shu mashinaning, ya'ni frezerni tokerni stanokni ishlab chiqaruvchisi tomonidan uya oldindan aniqlanib bo'lingan nol nuqta hisoblanib, buni biz
o'zgartirolmaymiz. Bu doim qotgan shotda o'zi ishlab chiqaruvchi tomonidan aniqlangan mashinaning nol nuqtasi koordinati x, y, z o'qi bo'yicha koordinatasi bo'ladi. Demak, mashinaning nol nuqtasi bilan detalning nol nuqtasi farqi shundaki, detalning nol nuqtasi demak operator tomonidan har doim programma yozishdan oldin aniqlanib olinadi. Detalning shakliga va uning qulayligiga qarab holatda va bu bizada Hypermesh dasturi bu imkoniyatni bizga beradi. Demak, bugun ham shuni ko'rib o'tamiz. Mashinaning nol nuqtasi esa bu mashina ishlab chiqaruvchi, ya'ni CNC stanokni, frezer stanokni ishlab chiqaruvchi tomonidan uje aniqlangan bo'ladi va u har doim demak qotirilgan, uni hech qachon o'zgartirolmaymiz va shu nuqtaga nisbatan biza demak boshqa nol nuqtalarimizni, ya'ni detalning nol nuqtasini aniqlashimizga to'g'ri keladi. Demak, bu qisqacha bugungi o'tadigan darslarimiz, demak terminologiyalarimiz va endi demak Hypermail dasturimizni ochamiz. Demak, oldindan demak shu o'tgan darsda ko'rgan detalimizni men bu yerda ochib oldim. Demak, Hypermail dasturida demak shu detalni ochib oldik. Demak, o'tgan darsda biz Hypermail dasturining interfeysi haqida gaplashdik, uning imkoniyatlari haqida gaplashdik. Endi demak, Project Assistant haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Demak, uni nastroyka qilish haqida Hypermail dasturi. Uning uchun demak, biz bu yerda demak har xil demak toolani ko'rgandik, ya'ni toolbarlarni ko'rgandik, visibility model, hypermail va configuration shunga o'xshash turlarni ko'rgandik. Demak, biz hypermail ochamiz. Demak, oldinda hypermail ochiq va bizda tepada ko'rishimiz mumkin har xil uni demak funksiyalari tools, frames, models, features, macros and jobs. Demak, hozir har xillarni ko'rishimiz mumkin. Demak, ularni sekin-sekin ko'rib boramiz. Birinchi navbatda biz job funksiyasiga o'tamiz. Job funksiyasiga o'tamiz va sichqonchamizni dastlabki o'ng tarafini bosamiz. Bu yerda new funksiya hosil bo'ldi. New da bizda yana project assistant degan narsa bor. Demak, buni biz alt A harfini bosib sразу ochsak bo'ladi. Demak, project assistant ga kiramiz. Demak, bizda mana project assistant bo'lsa, bizda demak project assistant funksiyalari hosil bo'ldi. Bunda bizda nima bor? Model bor. Demek koordinat uygun orientasyası demek detaylı nohlu aslında anıklaşımız mümkün demek zagatovkan anıklaşımız mümkün demek maşinanın nohlu noktasını anıklaşımız mümkün demek frame anıklaşımız mümkün ve ahırki detaylı nom, onun materyalı ve hokkuz olan anıklaşımız mümkün demek ketme ketik daha hamasını kurup çıkamı demek model ve process de model ve process de bize demek şu abarbotga qilmoqchi bo'lgan detalimizni tanlashimiz kerak bo'ladi va qaysi protsesdan foydalanamiz. Demak, texnologiya u frezerni bo'lishi mumkin yoki takarni bo'lishi mumkin. Demak, hozir bu yerda avtomatik demak frezerni tanlangan. Demak, hozir biz frezerni ish bo'yicha qilayotganimiz uchun demak frezerni saqlaymiz. Agar takarni ish qilmoqchi bo'lsa, mel to'rni tanlaymiz. Bu yerda ham metal frezerni ham takarni ishlarini amalga oshimiz. Masalan, bossam mana takarni ishla demak bizda demak silindrik element hosil bo'ldi, lekin hozir bizda prizmatik elementi bilan ishlayotganimiz uchun demak millingni tanlab qo'yaman. Yana endi milling hosil bo'ldi. Endi hypermail afzallik tomoni bizda process va modelda tanlaganimizda sразу bizda detalli o'zi avtomatik mana tanlab oldi. Avtomatik tanlab oldi. Mana buni ko'rishimiz mumkin. Mana bu selected mana 164 ta element tanlangan. Demak, buni masalan o'zi avtomatik tanlab oldi. Agar avtomatik tanlamagan bo'lsa, masalan buni o'chirib qo'ysa, mana hozir tanlanganligidan chiqib qoldi. 0 ta detal tanlandi va buni biz detal tanlashimiz mumkin. Bitta new selection kiramiz. New selection kiramiz va detalni mana sichqonchani chap tomonini bosib, o'ni tanlaymiz. Mana yana 164 ta element tanlandi va bu yerda demak accept'ni bosamiz. Mana bizda yana 164 ta detal tanlandi. Demek bu bize de detallı abarbot ki kılım detallı demek Hypermail dasturu elan koyduğumuz aynı şu detal bize de abarbot ki tayyorlanmakta Fraser'ın sanokka. Kenge basmışta bize endi onun nol noktasını anıkla olan demek bu da orientation'ı basalım. NSC orientation funksiyası ekranımız ve bize de kuyudaki menüle açıladı. Birinchi holatda demak biz uch xil holatda demak koordinatani aniqlashimiz mumkin. Detalli nol nuqtasini demak work plane bilan biror bir yuza bilan yoki uchta nuqta bilan masalan work plane'ni tanlasam demak mana detalli nol nuqtasi
ma'lum bo'ldi. Bu demak o'sha detalli chizilgan degi o'sha koordinatani nol nuqtasi yoki biror bir yuza bilan tanlashimiz mumkin. Masalan yuzaga kiraman va yuzaga kirsam demak biror bir yuzani tanlashimiz mumkin. Demak bu yuzani tanlashimiz mumkin, bu yuzani tanlashimiz mumkin. Bu nimani beradi? Masalan tepa yuzani tanlasam, tepa yuzani tanlasam, mana tanladim va bunda menda mana Z o'qi shu yuzaga perpendikular bo'ladi va bu bizada mana koordinatani nol nuqtasi bo'lib qoldi. Masalan yana yuzaga kiraman, boshqa yuzani tanlasam, masalan mana bu yuzani tanlasam, yuzanda bu yuzaga mana Z o'qi ko'rishingiz mumkin. Aynan shu tanlangan yuzaga perpendikular bo'lib qoldi. Demak, qaysi yuzani tanlashingizdan qat'iy nazar shu yuzaga bizada Z o'qimiz, mana ko'k rangdagi Z o'qimiz perpendikular bo'ladi. Demak, bu ikkinchi usuli detalimizni nol nuqtasini aniqlash, bu demak yuzi orqali. Demak, nol nuqta bizga nimaga berardi? Shu nol nuqta orqali bizada barcha koordinatalar aniqlanadi. Ya'ni bizada programma shu nol nuqtaga nisbatan yoziladi. Ya'ni G kodimiz shu nuqtaga nisbatan yoziladi. Demak, keyingi usulimiz, demak, nol nuqtani detalimizni nol nuqtasini uchta nuqta orqali aniqlashimiz mumkin. Masalan, kiramiz uchta nuqta orqali va endi bizga ketma-ketlikda uchta nuqta aniqlashimiz kerak bu holatda. Birinchi aniqlagan nuqtamiz ana tochkani ko'rsatyapti. Sariq nuqta ko'rishimiz mumkin. Sichqonchani olib kelsam, biror bir qirraga olib kelsam, demak, birinchi aniqlagan nuqtamiz, demak, bu koordinatani boshi bo'ladi, demak, origin bo'ladi. Koordinatani nol nuqtasi, demak, nol nol nuqta. Masalan, tanladim, mana sichqonchani bosdim. İkinci tanlagan nuqtamiz, masalan, bu yoqni tanlashimiz mumkin yoki mana bu qirrani tanlashimiz mumkin, bu qirrani tanlashimiz mumkin. Bu bizada x o'qi bo'ladi, masalan bu nuqtani tanlasam x o'qi bo'ladi va uchinchi tanlagan nuqtani masalan tanlasam bu bizada y o'qi bo'ladi. Mana bunda hosil bo'ldi, mana y o'qi, x o'qi, z o'qi. Demak bizada bu hosil bo'ldi. Demak nol nuqtani hosil qilish uchta nuqta orqali. Keyingi holatda z direction'ni, z yo'nalishni biz o'zgartirishimiz mumkin. Masalan hozir bizada bu holatda z yo'nalishimiz tepaga qaragan. Tepaga qaragan mana bitta invert funksiyasini bossak bizada mana z nuqtamiz pastga qarab qoladi. Demak, bu bizada z ni o'zgartirish nuqtasini ko'rsatadi. Bizada tepada turgani qulayroq. Demak, bu z nuqtani o'zgartirish. Keyingisida biz x yo'nalishini, x o'qini har xil holatda o'zgartirishimiz mumkin. Biror bir qirrani tanlab, ikkita nuqta bilan yoki nuqta orqali, bitta nuqta orqali o'zgartirishimiz mumkin. Bizada hozir mana z o'qimiz. Z o'qimiz demak bu yerda joylashgan. Masalan, select funksiyaga kirsam, biror bir qirrani tanlasam, masalan, endi masalan bu qirrani tanlasam, mana z x o'qim, demak bu anaqa bo'yicha joylashib qoldi. Va buni masalan aylantirsam ham bo'ladi, masalan 90 gradusga masalan aylantirsam bo'ladi. Bu yoqqa aylanyapti, bu yoqqa aylantirsa bo'ladi. Buni qiymatini har xil bersa ham bo'ladi. Masalan 180 180 gradusga aylantirsam, demak 180 gradusga x o'qi aylan faqat x o'qi bo'yicha aylantiradi. Xuddi shunaqa, demak x o'qini ikkita nuqta orqali yana aniqlab olsam ham bo'ladi. Ikkita nuqta masalan bu nuqta bilan bu nuqta qilsam, demak x o'qi, demak bu o'qi bo'yicha yoki demak vertikal, demak diagonal orqali qilsam ham bo'ladi. Masalan ikkita nuqtaga kiraman. Bu o'zimizga bog'liq qanaqa masalan nuqta tanlash va bu nuqtani tanlasam, demak mana x o'qim, demak mana bunaqa qiyshiq joylashib qoladi bu ikkita o'q bo'yicha. Va keyingi anaqasi usuli x o'qini aniqlash, demak point faqat bitta nuqta orqali xohlagan nuqtani tanlashimiz mumkin. Agar bu o'qni tanlasam, nuqtani tanlasam, demak x'im, demak bu o'q bo'yicha yoki masalan bu o'qni tanlasam x'im, demak bu o'q bo'yicha joylashib qoladi. Ama burchagini masalan o'zimizni holatga qaytarib qo'yamiz. O'zimiz holatga qaytdik. Demak bu bo'yicha ko'rdik. Demak uni burchagini aylantirsak bo'ladi har xil xohlagan holat. Demak bizada mana nol nuqtani hosil qilib oldik. Etalimizni nol nuqtasini markazida hosil qilib oldik. Uni xohlagan qirrada joylashtirishimiz mumkin. Bu qirraga, bu qirraga, bu qirraga farqi yo'q. Demak markazida hozir bu qirrani joylashtirib oldik. Endi keyingi funksiya stok.
Ya'ni boya ko'rib o'tganimizda stokda bizda nimani hosil qiladi? Ya'ni zagotovkamizni. Hozirgi holatda ekranda ko'rishimiz mumkin bizada bu detal, tayyor detal, demak обработкадан hosil qilingan detal. Endi uni zagotovkasini ko'rib olishimiz kerak, demak stok deyiladi ingliz tilida yoki raw material, ya'ni xomashyo. Endi bizada nima bor stokda? Stokda bizda bitta mana ko'rishimiz mumkin detalimiz bizda demak to'g'ri bo'lgani uchun uni qalinligi parametrlari, uzunligi va balandlik parametrlari bor. Demak length uzunligi demak bizda bu qalinligi va balandligi. Bizda detalli o'zi masalan hozirgi holatda bu detal uzunligi 150 mm. 150 mm. Bu da o'zi avtomatik demak stok berilgan, ya'ni zagotovka berilgan. 2 mm demek x oku boyunca plus kıymetli x mil oku boyunca ve x 2 mm hani ekranda görüşümüz mümkün. Bir tarafta minus x oku boyunca 2 mm ortakça belirli. Bu yani o bir şey hani detaylı uzunluğu şu anda 154 2 mm yakka x oku boyunca 2 mm ve bir yakka. Misal üçün demek bunu bize hani 0 kısık mesela 0 kısık bize de stok uçup yeterdi ve bize de hani detallı stok length'ı 150 bu kadar değil mi? Ama bunu bize 0 koydum. Bu dükkanı ben de çıkana kadar ortakça x oku bu içe, y x oku bu içe, plus minus bu içe, ben de ortakça detal yok dükkan değil mi? 150 bu. Bunu mesela 154 kısam, yani bu ayki halatı kayıt kaladı. Oldu. 154 kılamız. Bunun için hemen açamız. Kulüfçanı demeyi açtık. Yani endi bunu uzgar tırsı olarak kulüfçanı açamız ve bunu 154 kılamız ve enter'ı bastı. Bunu 154 buldu. Oldu. Bunu hemen açıp koyalım. Ve bunu da hani açganımızdan kim? Bu lagi hani uttu. Avtomatik uzun. Simetrisini 2 mm'dan demek x oku boyunca plus minus demek bize de ortaya detaylı hasıl kıber demek bize bu detaylarını optimizasyonu gerek programımızda bulan yani yok koysa doları. Bu düşün hakkı en de kalınlığı boyunca demek kalınlığı bize de demek y oku boyunca kuruşumuz mu ki y oku boyunca aslında kuruşumuz mu ki o bir şey detaylı o sayısı 10 mm. Lekin stok sayısı 14 bulgan için u bize de 2 mm plus y oku boyunca 2 mm minus y oku boyunca demek joylaş organlarını kuruşumuz mümkün. Bu düşün hakkı bunge uzunluğumuz oğlayan kıymetli verişimiz mümkün. Mesela ben ki sayısı 16 versem buramız demek sayısı 16 mm veredik on busam. Demek o avtomatik gibi yakka 3 mm'den kuzu bul veredik. Bunu mesela her hal kıymet belirsegen bulalım. Mesela için, bunun için demeni maklamaz. Bunu mesela Mehmet'te sana tor versem bu bana bittası o avtomatik 2 bu kalırdı. Bittası tor, bittası 2. Demi mesela y bu içe plus tor x bu içe y bu içe plus tor ve y minus bu içe minus 2. Şunaklı her kıymet verse bulalım. Mesela bu da yani uzgartırsa boladı uzunluğu şu zagat ufkamız karab durur mesela. Sayısan 2 birisi. Bu da hata çıkadı. Çünkü bu da ama tor anaklı vermedim. Ama mesela tor uzun bol bir vattı. Mesela bu ayı proporsiyonu bu üçü. Bunu sayısan 2 birisi. Mesela bunu 1 birisi. Bu yan otomatik 1 bu kuladı. Çünkü mesela bir de tarafını bunu 0 kısayık. Mesela 0 kısayı minusunu o çiğli açık buluş geri uzgartırış için 0 kılamız ve hemen bir tepedeki uzun avtomatik 2 bu kaladı. Avtomatik 2 çünkü bize de o bir şey uzunluğunu sayısal 2 vergemiz ve bunu ben 0 kılamam minus tarafını. Nakalı her kıymet verseydi oladı demeyi bunu uzgartıramız. Mesela uzun kalatıya okey koyulu ve bunu açalım. Ve 1 bu kaladı avtomatik 2 uzun 1 bu kaladı. Demek bu Y oku boyunca demeyi homoşyonu demeyi homoşyonu bir iş zagat ufkanı bir iş. Bu düşün hakkı yanda bu Z oku boyunca balanlığı Z bu oku boyunca ana kuruşumuz mümkün. O bir şey uzunluğu demeyi bize de uzun 30 detaylımızdaki lakin koşumca 32 bar 32 2 milimetre bar bu dükkanı Z'ti bana
müsbət yönəliş bu ki, 2 mm artışı demək detalımız var, xomaşayımız var. Minus bu iki demek 0 koyacağımız çünkü yok bu segment bolada 0 vereceğimiz çünkü bu demek stolga hatırlayacağım bolada demek pas taraftan baba olamıyoruz şunun için bunu 0 koyuyorum fakat tepe tamamından demek optik açıdan demek 2 milimetre ana kızılda kurtulacak 2 milimetre demek şu opsiyon 32 30 demek 32 demek 2 koşumcu ortada tabi demek bu demek stok Zagatovkan anıklavaş. Demek şu tarihte demek prizmatik elementlerde zagatovkamızı anıklama oluşumuz mümkün. Demek Frezer'in sanoklu için zagatovkamızı anıklama oluşumuz mümkün. Kengisi demek bize de maşinenin nol noktası. Bu ayet bu tükenimizde maşinenin nol noktasını anıklama oluşumuz olalı. Bunu demek her hal usulde anıklama oluşumuz mümkün. Demek birincisi basic position, yok ki user defined. Bu basic position bile mümkün ve ikincisi de demek model bile mümkün. Stock bile model bize de demek olacak ki ekranda turgan detalımızı modeli ortaya. Bu da bana payısasını kuruşumuz mümkün. X, Y ve Z bu üçü hazır bana merkezde tuttu. Bunu her hal noktaya koyuşumuz bana. Demek onu her hal noktaya bir çekke. Demek onu noktanı uzgartışım karab durup bu bizde de anıklama vardı. Demek bu maşinenin nol noktası. Demek ana hoz merkezdir. Demek bunu endi Z okuduğu için bunu uruğundan anıklaşımız mümkün. Pasta orada da ve tepede ve onu her hal kırdaki anıklaşımız mümkün. Demek maşinenin nol noktası bu. Detalının nol noktası mı? Maşinenin nol noktası. Bu detalının nol noktası bulan bitti joyda buluşu mümkün. Çünkü başka demek bu joyda bo'lishi mumkin. Yoki xuddi shunaqa stok bilan aniqlashimiz mumkin, ya'ni zagadovka bilan aniqlab olishimiz mumkin. Zagadovka bizda bo'yi sal kattaroq edi, mana bu liniyani ko'rishimiz mumkin. Demak, bu zagadovkaning liniyasini ko'rsatdi. Demak, shu nuqta bo'yicha aniqlashimiz mumkin, ko'rishimiz mumkin mana farqini. Demak, bu zagadovkaning nuqtasida joylashib turibdi. Agar hozir buni modulga o'tkazsa, mana moduli nuqtasiga o'tib qoldi. Mana bu bizda Dine demek zagatovkanı kurs zagatovkanı demek tek çekerelere kurşunuzu koy yakalaştıramam ana yani. O da modulla kırasta durup yani. Çekkesi de eğer bana o bu da stok kodu diyorum demek bizde de nol nokta maşinenin nol noktasını stok kodu dışına kalıp demek nol noktasını anıklasayan bu oladı. Ve bu maşinenin nol noktası. Kengisi frame deyiladi. Mesela frame bekirse o'zi detalimizi avtomatik frame çeke noktalarını demek. Çegeralarını frame çegere degeni. Demek x, y, z oku bu içe. Musbat manfi oku bu içe. Demek çegeralarını anakla beri demek. Bize de frame kıymeti bu da hazır ki holatı 25 mm. Bunu her hal kıymet besi bulalım. Bu zaman 30. Kodlaşadı. Demek eğer bunu uçurup koyduk olsaydı fakat Z oku bu içe musbat frame hasıl kubeler çegere yani bu hafızlık çegeresi kursdayken buladı demek detaylı işle otken de hafızlık çegeresi demek hamı tomundan oku koyduğumuz yakışık kutu şuna kadar boy gideki demek modul bu içe frame hasıl kılışımız mümkün yani çegereler yok ki stok bu içe hosil qilishimiz mumkin demak uni o'zimizga havola qaysi holatda hosil qilishimiz demak project assistant oxirgi funksiyasi bu demak finalni demak nastroyka demak unda bizda demak detalimizga nom berishimiz mumkin demak bu yerda hozir o'zida model 1 turibdi demak mailing area nomini har xil o'zimizga qulay nom qo'yishimiz mumkin masalan o'zimiz detalimizga qarab yoki biror bir proyektimizga qarab uni masalan o'zimizga qulay mailing area keyin stok demak zagadovka nomini qo'yishimiz mumkin de demak ko'rishimiz mumkin va bizda demak полный demak настройкамыз tayyor bo'ldi demak keyin okey funksiyasini bossak bizda demek pongli detalımız hosil bo'ldi ve bizde de bu ko'rishimiz mumkin mana modulimiz tayyor bo'ldi. Modulimiz tayyor bo'ldi ve bu ko'rishimiz mumkin bizde de detalımızı ve uning naqalarini ko'rishimiz mumkin mana pastda zagadovkasini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun ikki marta bosib ana funksiyaga kirishimiz mumkin mana bizda de ko'rsatyapti hamma parametrlarimiz ko'rsatyapti. Bu da demek
nafasını demek nol noktasını uzgartırışımız mümkün yani koşumçu kıymetli verişimiz mümkün mesela mesela şu nol noktamız boyu belirlegende şunu uzgartırışımız mümkün uzunluğu boşluk kıymet verişimiz mümkün mesela boydaki yani üçte nokta orkali bu nokta demek başlangıç noktası x oku ve y oku. Yani bu tıkı uzgartışımız mümkün. Nol noktanı kararaya uzgartıp koyuşumuz mümkün demek. Evet de okey funksiyasında bozsamız. Kengisi de par data. Par data nömeye gelir. Par data da bizde mesela koyuşumuz mümkün. Yani bu şey stokumuzu ve onu nakamızı koyuşumuz mümkün. Zagatovkamızı ve detalımızı koyuşumuz mümkün. Onu anlattı mesela edit kılışımız mümkün değil mi? Uzgartırışımız mümkün ama korup duruksula değil mi? Bizde de bana detal zagatovkamız bana bunu kıymetlerini korursa mesela x oku bu üçe plus 2 minus x oku bu üçe minus 2 değil mi? Y bu üçe 1 1 değil mi? Z bu üçe bana 1 ve bu da z bu üçe minus bu üçe değil mi? 0 bu değil mi? Şu zagatovkamız. Kod dışına deme the mailing area'da deme bize de detalımız, modulumuz kuruşumuz mümkün ama detalımızı kuruştu ve bu da bana 164 detal deme element anıklayan geldiğini kuruştu deme bu da deme şu parametreli. Deme bu bize de bu da kendisi deme post processor tarlaşımız mümkün olan kendisi de aslında kuramız. Deme okey basıp deme bize de bana modul hasıl buldu. Şu modulumuz şu parametreler bilen. Endi yani keyingi darsda demek xuddi şu ishi boshqacha usulda hosil qilishi ya'ni nol nuqtani yoki zagatovka yoki demek modelimizni hosil qilishi boshqacha usullarni ko'ramiz. Bu birinchi usuli edi, ya'ni project assistant degan funksiya bilan hosil qilishi. Ya'ni bu holatda yana boshqacha usullarda ham hosil qilsa bo'ladi. Uni demak keyingi darslarimizda ko'ramiz.